mezarlarından bahsediliyor. Bir kişi de çıkıp ya yoktur böyle bir şey demedi. Nari'nin cenazesi kalktığında gelip herkes o mezar başında fotoğraf çekti. Ama o köyde hala o erkek aklın ettiği sessizlik yemini altında boğulmaya çalışan kadın ve çocuklar ne yapıyor? Korkuyor mu? Ürküyor mu? Desteğe ihtiyaçları var mı diye hiçbir görüşme yapmadı. Çocuğun yetişmesinden yalnızca aile değil toplum da sorumludur. Devlet himayesinde olan çocuklarımızla ilgili hiç kimse şov yapma hakkına da sahip değildir. Türkiye'nin çocukları Türkiye'nin yarınlarıdır. Ama kendisi hakikaten de çocuklar geleceğimizdir derken bile ne kadar içtenlikle söylediğini anladık. Çocuklar tabii ki bütün toplumların geleceğidir. Böyle genel soyut kavramlarla bize kimse hikaye anlatmasın. Sayın Başkan, değerli Genel Kurul, ekranları başında Genel Kurulu takip eden sevgili halklarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce benden sonra yine bu önerge üzerine konuşacak olan her bir hatibe öncelikle aitlik eki kullanmadan geleceğimizmiş, yuvamızmış, bizim de çocuğumuz varmış gibi klişe cümleler kurmadan bu önerge üzerine konuşmalarını, ricamı buraya bırakıyorum. İkincisi, yine konuşmama başlamadan önce bu önergenin oylaması gerçekleştiğinde hayır oyu için eli kalkan her bir kişi bu cinayetin faillerini gizlemek için elini kaldırıyordur diyorum. Bunu da yine buraya bırakıyorum. Yine konuşmaya başlamadan önce yakın zamanda Dünya Çocuk Günü olacak. Bütün çocukları kendi güvenliklerini sağlayabilecekleri, kendi kendilerine, öz güçlerine güvenebilecekleri koşulların sağlanabileceği bir dünya için, onlar için mücadele edeceğimizi söylüyorum. Dünya Çocuk Günü'nü kutluyorum. Narini, Ceylan'ı, Uğur'u, Leyla'yı saygıyla anıyorum. Ama ölenleri, artık aramızda olmayanları anarken Abdülkadir Kuday'ı da bu siyasetin bir öldürdüğü bir kişi olarak yine burada hatırlatmak ve onu saygıyla anmak istiyorum. Sakin olun, öfke yönetimi size öneriyorum. Aynı zamanda hala akıbeti bilinmeyen, 27 Eylül'den bu yana kayıp olan Rojin Kabayış'ın bulunması için de yetkililerden aktif bir şekilde hamle yapmalarını, adım atmalarını bekliyoruz. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı meclisteymiş. Keşke gelip dinlese de neyi anlattığımızı dinlese. Yine 4,5 aydır kayıp olan Hilal Kar, eşi tarafından, dini nikahlı evli olduğu adam tarafından katledilen Hilal Kar'ın 5 yaşındaki oğlu da kayıp, onu da hatırlatmak istiyorum. Dicle'de 4 yıl önce kaybolan Miraç Çiçek'i de hatırlatmak istiyorum. Aramak için herhangi bir girişimin oğlu olmadığı artık bütün çocukları hatırlatmak istiyorum. Depremde kaybolan ailelerinin hala aradığı çocukları hatırlatmak istiyorum. Narin cinayetine gelirken, Narin'in kaybolmasından önce onun cinayeti daha cinayete kurban gitmeden önce tasarlandı. Ablasının cinayeti araştırılmadığı için Narin katledildi. Ve Narin katledildikten, kaybolduktan sonra o köyün elektrikleri kesildi. Ve o karanlık içinde kim kimi, hangi faili nasıl kolladı belli olmadı. Narin'in cenazesi kalktığında gelip herkes o mezar başında fotoğraf çekti. Ama o köyde hala o erkek aklın ettiği sessizlik yemini altında boğulmaya çalışan kadın ve çocuklar ne yapıyor? Korkuyor mu? Ürküyor mu? Desteğe ihtiyaçları var mı diye hiçbir görüşme yapmadı. Bugün burada bu mecliste olan bakan o köye gitti. O köyün ne kadınları ne de çocuklarıyla görüştü. Narin için kentte yürüyüş yapan insanlara biber gazı sıkıldı. Tomayla su sıkıldı. Uyarılar yapıldı. Bir çocuğun cinayetinin aydınlatılması için yürüyen kitleye biber gazı sıkmanın nasıl bir mantığı olabilir? Bunun mantığını biz yalnızca özel savaşla açıklarız. Hoşunuza gitmiyor özel savaş ama Narin cinayeti Türkiye'nin yeni susurluk dosyasıdır. Nedir bu susurluk dosyası? Devletin, Kürtlerin muhalif sesini kısmak için kontrollü bir şekilde illegal yapılara
kucak açması, onlara yatak olması, onların büyüyebileceği zemini sağlaması sebebiyle böyle olmuştur. Ve Narin cinayetinin bizde uyandırdığı bazı sorular vardır. Bu sorulara hala cevap verilmemiştir. Adalet Bakanı çıkıyor diyor ki en ağır şekilde cezayı alacaklar diyor. Leyla Aydemir'in ağırlaştırılmış müebbet alan, onu öldüren, ona cinsel tacizde bulunan, ağırlaştırılmış müebbet alıp tahliye edilen amcası gibi ağır ceza mı alacak? Yine aramıza mı salacaksınız bu adamları? Bunu kabul etmiyoruz. Böyle uyduruk üstten her zamanki ezber cümlelerle hazırlanmış basın açıklamalarınızı kabul etmiyoruz. Öfkeliyiz. Çünkü çocuklar artık annelerine babalarına amcamın yanında durmak istemiyorum, dayımı görmek istemiyorum diyor. Eğitim öğretim zamanı açıldı. Bu çocuklar için nasıl psikososyal bir destek verildi? Nasıl kendilerini güvende sağlamaları için ihtiyaç duydukları destek verildi? Verilmedi. Bu yüzden öfkeliyiz. Ve sorularımız var. Soruşturmayı saniye saniye faillerin, şüphelilerin kulağına neredeyse ne söyleyeceklerini üfler şekilde kim sızdırdı? Nerede? Hesap verecekler mi? Kur'an kursu hocasının taciz geçmişi olduğu söyleniyor. O adam nasıl çocukların arasına tekrar dönebilmiş, nasıl Kur'an kursunda ders verebilmiştir? Bunu açıklamanızı istiyoruz. Önceki şüpheli ölümler, o kent... Sayın Akça Kupalı, lütfen tamamlayın. Köyde, o köyde son 40 yıl, 50 yıl boyunca yaşanmış bütün şüpheli ölümlere dair bir araştırmanız var mı? Bakıyor musunuz Narin'in engelli kız kardeşi nasıl oldu da şüpheli bir şekilde öldü? Cephaneliklerden bahsediliyor. Hizbullah'ın toplu mezarlarından bahsediliyor. Bir kişi de çıkıp ya yoktur böyle bir şey demedi. Demek ki var. Niye incelemiyorsunuz? Niye araştırmıyorsunuz? Cevabını merak ediyoruz. Yine canlı yayında çocuklar dedim ya takip ettiler. Endişeliler. Bu noktadan sonra bu çocuklara bir destek verecek misiniz? Çocuklar için çocukları koruyucu, genel, bütüncül bir hamleniz, bir politikanız olacak mı? Bu soruları soruyoruz ve tekrar söylüyorum bitirirken. Bu önergeye hayır veren her el bu cinayetin ortağıdır. Bütün çocukları saygıyla selamlıyorum. Sayın Akçakupalı, teşekkür ediyorum. Çocuk büyümeleri için yoğun çaba sarf etmektedir. Medeniyet anlayışımızda çocuklar toplumun en değerli varlıklarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çocuk hakları konusunda sık sık vurgulamalarda bulunmakta ve devletin bu alandaki kararlılığını dile getirmektedir. Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın da bu alanda yürüttüğü çalışmalar tüm dünyada yankı bulmuş ve takdir toplamıştır. Bizim geleneğimizde ve kültürümüzde çocuk sevgi ve merhametle büyür. Adaletin ve merhametin gölgesinde büyüyen çocuklar yarınları inşa eder. Bizim kültürümüzde çocuk bakılmaz, yetiştirilir. Çocuğun yetişmesinden yalnızca aile değil, toplum da sorumludur. Devlet himayesinde olan çocuklarımızla ilgili hiç kimse şov yapma hakkına da sahip değildir. Türkiye'nin çocukları Türkiye'nin yarınlarıdır. Sizleri devlet himayesinde diyerek başlayan cümleler kurarken daha dikkatli davranmaya davet ediyorum. Söylenilen her bir cümle tüm çocuklarımızı etkiliyor. Ama madem sordunuz, devlet himayesindeki çocuklarımızla ilgili uygulamalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Devlet himayesindeki çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, eğitimi, gelecekte kendi ayaklarının üzerinde durması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gereken hassasiyeti göstermektedir. 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun sağlıklı ve aile ortamında büyümeleri sağlanıyor. Devlet himayesi altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor. Karşılaştıkları zorlukları devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar. Çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine aile ortamına en yakın... Sayın Koncagül, lütfen tamamlayın. Ev tipi, yatılı sosyal hizmet birimleri olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinin hayata geçirilmesi Türkiye'de devrim niteliğinde bir adımdır. 2002'de 20-25 çocuğa bir bakım personeliyle hizmet verilirken bugün 2 çocuğa bir bakım personeliyle hizmet verilmektedir. Tabii çocuklarla ilgili konuşurken PKK ve uzantılarının kaçırdığı çocuklarla, öldürdüğü bebeklerle, hayatını kararttığı gençlerle ilgili de soru önergesi vermenizi rica ediyorum. Belki bu vesileyle Gazi Meclis'in çatısı altında terörü hep birlikte lanetlemiş oluruz. Çocuklarla ilgili konuşurken tüm dünyanın gözleri önünde devam eden, Filistin'de yaşanan kıyım nedeniyle ölen,
tam korumaya muhtaç olduğu dönemde ailesini, yuvasını kaybeden, sayılarının 17 bine ulaştığı düşünülen Gazze'de kimsesiz kalan çocukları da hatırlatmak isterim. Çocuklarımız geleceğimizdir, Türkiye'nin evlatları gözümüzün nurudur, ülkemizin ve evlatlarımızın yol... Sayın Koncagül, teşekkür ediyorum. Sayın Beşiktaş, buyurun. Sesi açar mısın? Evet, şimdi buyurun. Hatip bizim vekilimize atıf yapmadı ama bizim vekilimizin konuşması üzerinden şov yapıyorlar dedi. Ve başkaca da şeylerde bulundu. Açık bir sataşma var. Cevap buyurun. Vermek istiyoruz. Evet, buradan buyurun. Mı? Oradan. Yani bu tamam, yerinizden buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, biz şov yapmıyoruz. Ama kendisi hakikaten de çocuklar geleceğimizdir derken bile ne kadar içtenlikle söylediğini anladık. Çocuklar tabii ki bütün toplumların geleceğidir. Böyle genel soyut kavramlarla bize kimse hikaye anlatmasın. Evet, bu ülkede devlet çocukları korumuyor. Koruyamıyor. Mesemlerde çocuklar iş cinayetlerinde her gün can veriyor. Mesem adı altında bir çocuk katliamı yaşanıyor. Daha geçenlerde bu kürsüden defalarca söylediğimiz evin içine panzer girmiş Muhammed ve Furkan'ı katledenlere beraat veren bir devlet aklın... Evet, lütfen tamamlayın. Hepimiz buradan hareketle Kürt çocuklarını da örnek verdi. Evet, buzdolabında, dondurucuda bekletilen çocukların yaşadığı bir ülkedeyiz. Evet, çocukları katledenlerin, bebek çocukların bile katledildiği bir ülkede cezasızlık politikasının devam ettirildiği bir ülkedeyiz. AKP iktidarı bu söylemlerle kendini aklayamaz. Biz çocuk hakları konusunda en iddialı partilerin başında geliyoruz. Çocuk Hakları Komisyonumuzun çalışmalarına bir zahmet dönüp baksınlar. Kimlerin çocuk haklarını koruduğunu, kimlerin çocukları katledenlerin sırtını...